Barış Terkoğlu, Cumhuriyet Gazetesi. Bedeviye esir düştün Türkiye. Cehalet aklın gecesidir diyor Konfüçyüs. Aysız, yıldızsız bir gece diye de devam ediyor. İstanbul'da bir sanat sergisi. Önündeki kalabalık toplanmış. Hayır, görmeye gelmemişler. Söylediklerine göre ecdat yadigarı mekanlarda paganizm, LGBT, ahlaksızlık ve benzeri her türlü din düşmanlığı var. İBB'nin düzenlediği fesanedeki sergiyi dinciler protesto etti. Haliyle merak ettim. Acaba içeride İslamcıları ayağa kaldıracak ne var? Protestocular içeri girmiş, cemiyet ahlakına dinamit atan eserleri fotoğraflamış, paylaşmıştı. 300 sanatçının 400'den fazla eserinin olduğu sergide saldırı 3 eser üzerine yoğunlaşmıştı. Şövalye dediler keçi çıktı. Birincisi serginin girişinde yer alan heykellerdi. Protestoculara göre tapınak şövalyelerinin yaptığı şeytanı temsil ediyordu. Heykeli buldum. Eserin adı No Man's Land, yani sahipsiz toprak. Hazırlayan sanatçı Gönül Nuhoğlu. Gönül Hanım'la konuştum. Ben bir enstalasyon, yerleştirme sanatçısıyım. Eserin sergileneceği mekana göre iş yapıyorum diye söze başladı. Nuhoğlu bu eseri İtalya Milano'da bir şatoda düzenlenen sergi için yapmıştı. Şato sınırları savunma için oluşturulmuş mekanlardan biriydi ortamın havasını dışarıyı gözetleyen keçilerle tamamlamıştı. Keçilere yakından bakıldığında ayakları mühendislerin harita hazırlarken kullandığı aletlerin ayaklarından oluşmuştu. Nuhoğlu eserin mesajını şöyle anlattı. Dağ keçileri sınır tanımıyorlar. İnsanların çizdiklerinden bağımsız olarak doğal sınırları onlar belirliyorlar. Söyledikleri gayet açıklayıcıydı. Herkesi İtalya'ya götürmek mümkün değil. Mekanın dışına çıkınca anlaşılmıyor olabilir.'' Ama herkes anlamak zorunda da, sevmek zorunda da değil. Ama birlikte yaşayacaksak en azından anlamaya çalışmak, saygı göstermek zorunda. Sığılığın kendisiyle derinlik ölçülmez diyen Nuhoğlu, yaşananların sebebinin cehalet olduğunu düşünüyordu. Sevişmiyor, savaşıyor. İkici eserin sorunu LGBT'ydi. Protestocular çırılçıplak iki erkeğin kucak kucağa seviştiğini söylüyordu. O eseri de buldum. Dikkatli bakınca sevişen değil savaşan iki canavar resmedilmiş gibi duruyordu. Sanatçı Sema Maşkalı'yı buldum. Maşkalı o resim hala devam eden kişisel sergimin bir parçası. Serginin adı güç canavarlar yaratır diye söze başladı. Bu resimlerin hiçbirinde sanıldığı gibi cinsellik yok. İnsanlar birbiriyle güç mücadelesi yapıyorlar. Onları dövüşürken, boğuşurken resmediyorum. Canavarlar neden çıplak? Maşkılı anlatıyor onları medeni olarak göstermek istemiyorum. Çünkü kıyafet medeniyetin temsilidir. Maşkalı, ben insanlığın sorunlarına eğiliyorum derken sanatının siyasete alet edilmesini istemediğini ifade etti. Gerçekten de Maşkalı'nın aynı tema üzerinde bir dizi eseri vardı. Alaturkalı anlatıyor. Hedefteki üçüncü eser ise mahyasında Alaturka yazan minarelerin olduğu şehir silüetinin göründüğü resimdi. Resimde rakı masası ve dansöz olması İslamcı cenahı kızdırmıştı. Ressam Mevlüt Akyıldız'ın 2001 tarihli Alaturka isimli eseriydi. Resme bakınca sayamadığım kadar çok insan gördüm. Askerde aşçı da vardı. Protestocuların gözü ise dansöze ve rakıya takılmıştı. Bense onları çok zor seçebilmiştim. Akyıldız'ı aradım. Adı üstünde bizim Alaturkalığımızı anlatmaya çalışıyordu. Osmanlı'dan bugüne tarihimizin farklı öğelerini yan yana getirmişti. Arkada bir kartoncu kadın, önde yerel bir şarkıcı, öbür yanda bir dansöz, yanına hem gelini hem sevgilisini oturtmuş bir damat, bir tarafta rakı içenler, bir tarafta güreşenler diyerek resimdeki unsurları sıralamaya başladı Akyıldız. Bir tür kültürel karmaşa serüvenimizdi. Resimlerindeki ironiyi sevdiğini anlatan Ak Yıldız, sanat öyle bir şey ki 80 yıl sonra resme bakan belki de bambaşka yorumlayacak ifadelerini kullandı. Ona göre sorun dini bile tanımayan cahil insanlardan kaynaklanıyordu. Fesane kutsal değil. Kısacası siyasal İslamcılar neyi protesto ettiğini dahi bilmiyor. İBB'nin muhalefette olması, sanat sergisi düzenlemesi onları sokağa dökmeye yetmişti. Sanatçılarla konuştuktan sonra Diyanet'in İslam Ansiklopedisini açtım. Serginin olduğu feshanenin tarihini okudum. Elbette bir kutsallığı yoktu. Aksine bir ticarethaneydi. Fes imalatının ekonomiye zarar vermesi üzerine milli üretim için 2. Mahmut tarafından kurulmuş bir fes fabrikasıydı. Osmanlı'da sanayileşmenin, modernleşmenin, batıyı yakalama arayışının bir parçasıydı. İBB ise dökülen yapıyı restore edip bir sanat merkezine çevirmişti. Haliyle içerideki resimler, heykeller, kapıdaki İslamcı protestoculardan daha fazla fesanenin ruhunu temsil ediyordu. İkinci Mahmut yaşasa sergiyi gezer, belki de sarayın duvarlarına birkaç resim seçerdi. Sorun bizim talibanlaşmış İslamcılardaydı. Çölleşmiş bedevi zihniyetini sanki dinle, ecdatla, tarihle alakası varmış gibi millete dikte ediyorlardı. Cihaletten daha kötüsü eyleme geçmiş cehalettir. Asla küçümsemeyin. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.